iyi olmaz. Çünkü nerede olursa olsun eğer bir yerde birliktelik varsa, huzur ortamı varsa oralarda refah vardır. Nerede kavga ortamı varsa, nerede huzursuzluk varsa oraların sonunda felaket edecek. Öncelikle ben sayın başkanlarıma cevap vererek şey yapacağım. Esnaf Kefalet Derneği başkanımız üniversitemizle başladı. Ben her ortamda şunu diyorum. Emeği geçenlere, katkı verenlere, hatta evinde kalkıp da gelemeyen ama duasıyla böyle bir devlet hastanesi eski yerlerine kampüs olması konusunda dua edenlere dahi herkese teşekkür ediyorum. Çünkü artık şunu öğrenmemiz lazım. Üniversite kampüs olayı buraya kazanıldığı zaman Ereğli kazanıyor. Bunu çok fazla artık kişiselleştirmeyelim. Burada herkesin gücü kadar emeği. Yani şunu anlatmak istiyorum. Önemli olan çorbada tuzu olmaktır. Burada Ereğli'deki yaşayan, sokakta yürüyen herkesin bu konuda katkısı vardır. Ondan dolayı herkesin çorbada tuzu vardır diyorum. Burada katkının büyüğü, küçüğü eksik ama bu süreci en iyi bilen benim. Şundan dolayı örnek, şimdi burada basın önünde de çok konuşmak istemiyorum ama YÖK'ünden tutun, Sayın Rektörümüzden tutun, Sağlık Bakanlığından tutun, bunun yatırımlarından tutun, bütün yazılar, belgeler bende var. Yani bu iş böyle çok dışarıdan göründüğü kadar hemen oldu değil. Yalnız ben gerçekten Ereğli halkına da sizlerin vasıtasıyla teşekkür etmek istiyorum. Çünkü insanlar da toplumlar da hayal ettikçe var olurlar. Hayallerine sürdükleri müddetçe varlıklarına devam edebilirler. Ve hayallerinin büyüklüğü ölçüsünde ilerlerler. Bizim bu üniversite kampüsümüz bir hayaldi. Bir hayalden başladı. Fakat toplum buna o kadar çok sahiplendi ki, o kadar çok sıkı sıkı buna sarıldı ki, işte vizyon dediğimiz olay da budur zaten. Eğer toplumlar arkasında, bu fikrin arkasında duruyorsa, sahipleniyorsa, bu artık gerçekleşir. Çünkü bizim özellikle yönetim kademesinde olan insanlarım, örneğin ben belediye başkanı olarak halkın düşündüklerini hayata geçirmekle bir görevimiz var. Bizler de bunun için çalıştık. Allah nasip etti, üniversite kampüsü de geldi. Çünkü üniversite kampüsü, üniversite bir şehrin, bir ilçenin bana göre kurulması gereken en önemli kurumlarından bir tanesidir. Çünkü ne yaparsak yapalım, eğer biz bu günümüz şartlarında yarıştan geri kalmak istemiyorsak, eğitimli ve nitelikli insanlar yetiştirmemiz lazım. Bu da üniversitede olur. Çünkü üniversite sadece eğitim veren bir yer değil. O yöreye kültürüne de katkı olur, ekonomisine de katkı olur, bilimselliğine de katkı olur. İnanılmayacak. Çünkü ailemiz gibi düşünün. Çocuklarımız gibi düşünün. Yani evet, bir ilçede, bir şehirlerde, bir hatta devletlerde yol, su, hastane, bunların hepsi önemli yatırımlardır. Bunlar alkışlanacak, takdir edilen yatırımlar, ancak eğer sorarsanız birini tercih et derseniz tercih edilecek tek şey vardır. Eğitim alanındaki yatırımdır. Ailemizde de öyledir. Çocuğumuz için, çocuklarımız için bunu düşünmez miyiz? Eğitim konusunda bu daha ağırlık veririz. Ben eğitim konusunda çok fazla da uzatmak istemiyorum. Ama çorbada herkesin tuzu vardır. Ben kimlerin ne kadar katkı verdiğini yakından takip eden kişiyim. Ancak katkının büyüğü küçüğü önemli değil. Diyorum ya, herkes eşittir. Herkesin çorbada tuzu vardır. Hani sayın başkanlarımızdan birisi söyledi herhalde. Aynısı iştir kişinin.
lafa bakılmaz diye bir atasözümüz vardır. Hepimizin bildiği bir atasözü vardır. Onun için bu konuyu artık kapatalım. Artık şuna şey yapalım. Biz üniversite kampüsüne sahip olmanın verdiği mutluluğu yaşayalım ve buradan sonraki adımları atarken de destek verelim. El birliğiyle destek verelim. Bu konu artık bizler takipçisi olacağız. Ben esnafları, ticaretle uğraşan insanları son derece önemsiyorum. Biraz pardon. Biraz önce konuştuğumuz gibi üniversite kampüsünün gelmesinde büyük katkılar verdiniz. Çünkü sizler topluma yol gösteren, yön gösteren, toplumun hiçbir zaman nesnesi değil, her zaman öznesi oldunuz. Bunun farkındasınızdır. Ben bundan dolayı da önümüzdeki günlerde de toplumun gitmek istediği yönü tayin edeceksiniz. Zaten sorunları söylediniz ya, işte bu. Yani sizler bu sorunları anlatırken bunların çözümleri de olduğu zaman sizler topluma yön vermiş oluyorsunuz, yön göstermiş oluyorsunuz. Ben bu konudan dolayı da çabalarınızı tebrik ediyorum. Şimdi bizler belediyede bazen bazı şeyler ortaya çıkmadan tam paylaşmıyoruz. Şimdi ben sorduğunuz sorulara tek tek cevap vereyim. Pardon. Bu ne proje? Kepez'deki yol. Biliyorsunuz geçen hafta karayolları Kastamonu Bölge Müdürlüğümüzden bu işin plan projesini çizen arkadaşlar geldiler. Sayın Milletvekilimiz Faruk Çatıroğlu da geldi. Bizler de belediyeden plan projeden arkadaşlarla bu yolları gezdik. Cep olabilecek yerleri, hatta Çilek Halk Otobüsü'ndeki arkadaşlar da vardı, bilmem buradalar mı kendileri, onlar da vardı. Biz onlarla beraber cep olması uygun olan yerleri işaretledik. Yani cep olayımız çözülüyor. Çünkü ben de biliyorum, kazaların olma sebebi cepti. Çünkü ben bu konudaki yolda olmuş kazaları biriktirip bir dosya halinde verdik. Tabii bunları verirken de biz dosyamızı aldık, gidiyoruz demiyoruz. Yani önemli olan hani işi bitirmek gibi toplum ve her konuda. Çünkü her gün bir sürü iş varken her konuda da şey yapmayalım. İki, cep konusunda başka bilmiyorum, konuyu herhalde aydınlandı. Yani Gülüş'ten Kepez'e kadar başladık. Şimdi ikincisi terminal konusu. Size açık söylemem gerekirse, terminali teslim aldık. Her gün de orada 3 kişi güvenliğimiz bekliyor. İhale hazırlıklarımız da tamam. Teorik açıdan yani belediyemiz ihale dosyamız da hazır. Ancak bir hafta 10 gün mü? Hatta daha önceden başlayarak buradan araçlar nasıl dönecek, ne olacak? Biz aylardır buna çalışıyoruz. Şimdi biliyorsunuz devlet hastanesi taşındığı zaman burada dedik ki Ömerli'de kaza olur. Biz bunu açıklayamayız. Hastaneye giderken bunu açıklayamayız. Basın önünde açıklayamayız. Buradaki kazalar olmasın diye de bir kavşak çalışması yaptırdık. Şimdi dünden beri tekrar görüşmelerimiz devam ediyor. Kendileri de bizzat geliyorlar. Bugün yine ben ayrılırken arkadaşlara söyledim. Burası çok önemli. Buna gerek karayolları, gerek belediyemiz, gerekse müteahhit firma el birliği içinde buraya çözüm bulun. Çünkü tabii bizim bununla beraber birbirleriyle kenetlenen projelerimiz var. Bunu çözmezsek bazı şeyler hep adım 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 domino taşı gibi öteleniyor. Bunun ötelenmemesi için bizim için terminal projesi son derece önemli. Yani terminal ihalesini bitip taşınmaları önemli. Ancak buradaki gecikme sebebimiz
bu otobüs ve oraya dönen araçların emniyetini sağlamamız için bir kavşak çalışması veyahut da başka önerileri varsa bu önerileri değerlendiriyoruz şu an. Ben şunu da söyledim. Çağırdım müteahhit firmayla görüşmemde şöyle oldu. Dedim ki biz dedim bir iki ay sürer. Bir iki ayda hangi noktaya geliriz? Onları takip ediyoruz. Merak etmeyin, terminal konusu hani sıcak gündemimiz deriz ya, her gün sabah akşam ne oluyoruz, neredeyiz diye konuştuğumuz bir mevzu. Üçüncüsü, tatlı otopark. Sanıyorum dışarıdalar. Şimdi bunları zabıta emniyetle beraber içeri almamız lazım. Öyle değil mi? Çok problem. İkincisi, oradaki satıcılar, değil mi? Evet. Sokaktaki satıcı. Bunlarla da zabıtamız ilgilenecek. Bunlar tabii pazarcılar odasında, bir bakkal odasında, burnu aslında. Evet. Ben cevap vereyim sonra ben. Şimdi dördüncüsü kent meydanı. Sabah yine arkadaşlar geldiler. Orada enerjisi ile alakalı bir orada bir trafomuz var. Bugün projede trafonun zeminde mi olsun? Yukarıda çünkü. O konuyla küçük bir teknik ayrıntıyla ilgileniyorlar. Ben de şunu dedim. Birincisi bu, ikincisi bu. Üçüncüsü alternatifleri söyledim. Telefonla paylaşırız dedim. Yani kent meydanının projesi dahil, görüntüler dahil. Yani deseler her şey hazır. Yakında sizlerle paylaşacağız bunları. Yani hazır paylaşacağız. Daha buna benzer çok fazla projemiz var zaten. Onları da zamanı gelince paylaşacağız. Sorarsanız onlara da ait cevaplarını veririm ama Ereğli'de her alanda projelerimiz var ve bunların hepsi en kısa zamanda bitecek. Muhtemelen Kasım aylarından sonra her ay bu proje şöyle bir olay. Burada iki türlü gidiyoruz. Bir, ama çilek halk otobüsüne, ama şoförler adasına Karadeniz Ereğli ilçesinin ulaşımla master planını yaptırmamız lazım. Eğer bilimsel çalışmazsak yarın bir gün yanlış şeylere karar veririz. Yanlış yerlere kavşak yapabiliriz. Yanlış yerlere durak koyabiliriz. Bundan dolayı güzel bir ulaşım master planı yapmamız lazım. Şimdi Çetin Apatay çözüldükten sonraki hazır oranın 3 boyutlu görüntüleri dükkan dükkan yani bir film izler gibi 4-5 dakikalık bir filmde animasyon görüntüleri dahil hepsi hazır ve sanıyorum en geç Aralık ayında bunun yapım ihalesine çıkacağız. Sebebine gelince